Merhaba. Merhaba. Nasılsın Özlemcim? İyiyim, teşekkürler. Sen Ay nasılsın? çok özlemişim. Ay ben de çok özledim. Evet. Neyse böyle bir fırsat oldu. Evet. İnşallah bir ara buluşuruz yüz yüze Evet, de. buluşalım Özlemimizi mutlaka. gideririz. Evet, vallahi çok özledim. Bir an önce Evet. kavuşalım. Işıl ışılsın. Ya. Yine cildini bir takım aromaterapiler, bir yogalar, bir şeyler yaptın diye tahmin Bugün ediyorum. yoga dersim vardı. Güzel çalıştık. Harika, emeklerine sağlık. Valla takip ederken yoruluyorum açıkçası. Bir sürü şey oluyor aynı Baya anda. çok yoğunum. Baya çok Evet. yoğunum ve yani hani hep şunu düşünüyorum. Bu kadar iyi bakmasam kendime yapamam yani bunları. Hani birazcık kendimize hayallerimizi gerçekleştirmek, daha verimli olabilmek için de iyi bakmamız gerekiyor. Öteki türlü yani gerçekten mümkün değil. Yok, ben bu konuda senin nasıl disiplinli olduğunu birinci elden biliyorum. Biz Özlem'le bir derneğe üyeydik birlikte. 2 haftada bir toplantılarımız olurdu ama toplantılar biraz geç biterdi. Sonrasında da yemeği olurdu. Yemek hem geç saatte olurdu hem de bizim alıştığımız anlamda çok sağlıklı yemekler olmayabiliyordu. Özlem çok istemesine rağmen devam etmeyi dernekten bu yüzden ayrıldı. Çünkü onun yaşam tarzına Evet. uygun bir gidişat yoktu. Yani o hep her zaman aklındadır. Yok tatillerde bozalım. Yok işte 2 haftada bir şey olmaz filan. Hiç değil. Gerçekten ne anlatıyorsa Instagram üzerinden ya da yayınlarından aynı şekilde de yaşıyor. Ben çok net bir şekilde defalarca şahidi oldum. Teşekkür Sen ederim önce hocam. yani çok tanınıyorsun ama kısaca bir kendinden bahseder misin? Çünkü çok yönlü şeyler yapıyorsun özel hayatında. Sadece sağlıklı yaşamla ilgili de değil. Değil. Sonra konumuza başlayalım. Oyuncu ve yazarım aslında. Daha çok tiyatro oyunları yazıyorum. Bu sene de inşallah iki tane oyunum oynayacak. Bir tanesi Zorlu'da, bir tanesi devlet tiyatrolarında. Ay Şu an harika. bir tane de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda bir çocuk oyunum oynuyor. Oz Büyücüsü'nü uyarladım. Onun dışında da kendim fibromiyalji hastasıydım. 11-12 yıl önce teşhis konuldu, 4-5 yıl sonra ve sağlıklı yaşama ilgim başladı o vesileyle kendimi şifalandırmak için. Sonra o bitkilerin dünyası o kadar bana şifalı geldi ki aromaterapiye merak sardım. Oradan kozmetik formülasyon, botanik kozmetik formülasyon ve aromaterapi üzerine eğitimler aldım. Sonra böyle hani herkes bana işte böyle işte çok genç görünüyorsun, bilmem ne, yaşının kadını değilsin, yaşlısın falan deyince dur galiba bu yaptıklarımın bir etkisi oluyor deyip bu sefer böyle anti-aging olaylarına merak saldım ve doğal yoldan nasıl gider, yüz yogasıyla da pandemiyle tanıştım. Hepsi böyle çok ayrı gibi görünüyor ama birbirini çok tamamlıyor aslında yani. Hepsi bir şemsiyenin altında çok güzel toparlanıyor. Eliminasyon da benim yolculuğumun ilk başlangıç noktasındaydı. Yani ben eliminasyonla böyle benim kafamda havai fişekler Bu arada patladı böyle. ama aşçılık kursuna gidiyorsun Ha galiba. evet, bir de o var, doğru. O Onun da var, şimdi evet. bitirme ödevi var. Bitkisel mutfak üzerine yine. Hani böyle aslında o da şöyle şey oldu. Hani böyle sağlıklı yemekler çok tatsız gibi bir algı var ya. Ben bunu acaba böyle gurme seviyesinde sağlıklı beslenmek mümkün mü diye ararken işte böyle şey biraz dipsomanlık var galiba hocam. Bir şeye merak salınca illa eğitimini Evet, almam, en dibine derinine kadar kadar gitmem gidiyorsun, gerekiyor. değil mi? Evet. Şey de öyle oldu galiba. Fonksiyonel tıpla ilgili bu sağlık koçluğu eğitimini de Türkiye'den Aynen. de aldın biliyorum ama ilk önce Amerika'dan aldın sanırım. Evet, Institute for Integrative Nutrition'dan. Yani hani siz de biliyorsunuz, bir yerden başlayınca insan doymuyor bilgiye. Onun üzerine pozitif psikoloji eğitimleri aldım. Sonra hormonal beslenme için eğitimler aldım. Bitmiyor yani hani bir şekilde oradan oraya insan devam etmek Evet. istiyor yani. Bilgi güzel bir şey çünkü yani. Güç. Ve gerçekten öyle ve her şey de bir bütünün parçası aslında. Öğrendikçe daha da tamamlanıyor, daha da tamamlanıyor. İnsanın bilgiye karşı iştahı da artıyor yani. Çok iyi biliyorum ben de.
Peki o Evet. zaman başlayalım mı eliminasyondan? Başlayalım. İstersen bu konuda bir sosyal sorumluluk projen de var ama önce eliminasyonu bir konuşalım nedir ne değildir. Ondan sonra ona Evet. eğiliriz diye düşündüm. Eliminasyon nedir? Evet, Sorumluluğu diyelim. ilk 5 yıl önce ben başladım bununla ilgili çalışmalar yapmaya, grup çalışmaları yapmaya. Hatta ilk ben yapmış bile olabilirim yani böyle hani online olarak yaptıranlar mutlaka vardır da. Eliminasyon belirli yiyecek gruplarının belli bir süre beslenme düzeninden çıkartılıp ondan sonra o süre bittikten sonra da teker teker menüye beslenmeye eklenip vücudun tepkilerinin gözlemlendiği bir yaklaşım aslında ve bu çeşit çeşit olabiliyor. Yani hani gelen sorulardan da görüyorum işte bazılarında kinoa var, bazılarında bilmem ne yok falan diye bir sürü eliminasyon çeşidi var arkadaşlar. Hani önce onda bir anlaşalım yani hani her gittiğiniz doktor bile size başka bir eliminasyon kendince oluşturduğu bir eliminasyon programı uygulatabilir. Hani kandida beslenmesi yapıyorsunuz, o da bir eliminasyon. Bir detoks merkezine gidiyorsunuz, mesela belli bir süre detoks yapıyorsunuz, o da bir eliminasyon. Ketojenik besleniyorsanız, o da bir eliminasyon. SIBO'nuz varsa, histamin intoleransınız varsa, o da bir eliminasyon. Ayık da bir eliminasyon. Yani hani bunlar böyle çeşit çeşit. Ama benim oluşturduğum programda ben dünyada en çok intoleransa neden olan 8 besin grubunu belirledim. Yani geniş kesimlere hitap ettiğim için çünkü. Ve hani onların çıkarıldığı ve teker teker tanıtıldığı bir eliminasyon programı. Bu yine sizin hastalığınıza göre ve doktorun belirlediği süreye göre 21 günde sürebilir, 10 günde sürebilir, 3-4 ayda sürebilir, 6 ayda sürebilir ya da hayat boyu da sürebilir yani. Hani bu böyle bir de şuna da bakmak lazım. Hani bir kerelik bir şey değil bu yani. Bize nasıl yola devam edeceğimiz hakkında bir fikir veren bir yaklaşım aslında. Birazcık uzun cevap verdim Yo, gayet güzel oldu. Bu konu çok merak ediliyor çünkü. Hani senin de bak kendini anlatırken kitaptan da bahsetmedik. Yani tamamen sağlıklı bir eliminasyon nasıl yapılır anlattın. Bir de kitabın var yani aslında. Evet, ben Peki hep biz bunu... unutuyorum kitabımın reklamını yapmayı. Evet. O ismi neydi? Ben biraz Covid kafasındayım bu Ebru arada. Erzesen Kuşçu ile birlikte yazdık biz o kitabı. Ve yazdığım zaman da kimse eliminasyon bilmediği için 2 yılda basılmadı yani. Yeni Hayata Merhaba, Bütünsel Eliminasyon Yaklaşımıyla Bütünselim, diye evet. Alfa yayınlarından çıktı. Ben de zaman zaman tavsiye ediyorum. Yani gerçekten Teşekkür içinde ederim. meditasyondan örnek tarifleri, reçeteleri kadar birçok şey var ve çok kolay anlaşılıyor. Zaten seninle ilgili en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bilgilerini cömertçe aktarıyor olman. O yüzden de bu akşamdan çok heyecanlıyım. İnşallah herkes beslenme ve eliminasyon konusunda aradığını bulacak. Peki biz niye eliminasyon yapmak zorundayız? Yani bir hastalığımız olması gerekiyor mu mutlaka? Olmayanlar da yapabilir mi? Nedir? Tam olarak amacı ne yani? Neden ben? Hani eliminasyonu anladık. Bazı yiyecek ve içecekleri belli bir süre beslenme programımızdan çıkarmak demek aslında. Elimine etmek Aynen öyle. demek. Evet, bunu Aynen niye öyle. yapıyorum? Bunu Diye niye devam yapıyoruz? edeceğim. Yani bir kere işte hani bu yediğimiz besinler hani nelerden çıkartıyoruz? Bir kere önce ondan bahsetmek lazım buradan ki hani neden çıkardığımızı anlatalım. İşte bunlar sanayileşmeyle birlikte, modern hayatla birlikte bizim artık atalarımızın tüketmediği aslında modern yaşamla birlikte bizim hayatımıza girmiş olan GDO'lu gıdalar, genetiği değiştirilmiş gıdalar, yine genetiğiyle oynanmış soya, yine hani çok değişime uğramış gluten, süt ve süt ürünleri çok inflamasyona neden olan ve hani bir sürü başka şeylere de neden olan, yine mineral emilimine neden olan kafein, şeker, yine hani hiç hayatı eskiden yokkenden ya da çok az varken doğada sadece meyvelerden, baldan alırken bizim atalarımız ve az miktarda alırken bizim artık böyle kilolarca tükettiğimiz şeker, paketli gıdalar, katkı maddeleri, alkol, yine genetiğiyle oynanmış mısır, fıstık, çok alerjiye neden olan ve yine kimi insanlarda çok alerjiye neden olan
neyden? Fıstıktan bahsettik. Dana eti, yine glutenle çapraz reaksiyonlar olabiliyor. Bunları çıkartıyoruz biz. Yine hormonlu beslenmiş, serbest beslenme, yani serbest dolaşmayan, çiftlikte yetiştirilmiş, antibiyotik alan, hormon alan hayvanların gıdaları, bunlar yok. Yani hani tamamen özümüze bir dönüş aslında, yani eliminasyon dediğimiz şey. Ve bütün bu benim saydığım şeyler de çok fazla bedenimizde toksin yükü yaratıyor, çok fazla inflamasyona neden oluyor. Biraz da tabii kolayımıza da geliyor. Yani her gün böyle sabahleyin bir simit ayranla kahvaltı etmek kolay, yani hadi bir tostla kahvaltı etmek kolay, ya da işte oradan makineye bastım bir tane bisküvi düştü, bir çayla açlığını yatıştırmak kolay yani. Antioksidan yönünden çok zengin beslenmeye itiyor ve bunun sonucunda da bizim vücudumuzda müthiş bir dengeye geliyor aslında vücudumuz. İşte kanımız temizleniyor, toksinlerden arınıyoruz, inflamasyon azalıyor. Bunun da bir sürü getirisi oluyor aslında yani. Bu arada yorumları kapatayım. Soruları, yani belki son 15 dakikada açabiliriz. Soru sor butonundan soru sormaya devam edebilirsiniz. Ben evet ara ara bakacağım. Peki neden zor? Neden zorlanıyorum? Neden zor böyle, yani? Ben de kendi hastalarıma. Ben Candida ve SIBO'da özellikle bir beslenme programı, bir eliminasyon programı veriyorum. Ama evet, çok zorlanıyorlar. Senin de danışanlarını da gördün. Çünkü çok tecrüben Çok var bu konuda. zorlanıyorlar. Birçok evet diyor. Nerelerde zorluk çekiliyor? Bir kere tek başına yapmak çok zor. O yüzden grupla yapmak, grup motivasyonuyla yapmak ve bilen birisiyle yapmak, yani bir rehberin olması, benim gibi, sizin gibi, çok çok işi kolaylaştırıyor. Soru soracağı, cevap alabileceği birileri oluyor en azından. Hani bir kere tek başına uygulamak, ne yapacağını bilemiyor insanlar. O yüzden zor. İkincisi, hani eskiden ben şey diyordum, sebze meyve ucuz falan diyordum. Artık diyemiyorum. Yani hani ekonomik yönden bir zorluğu var yani. Hani işte bir simitle ayranla bir kahvaltı etmek arasında, işte böyle güzel bir her şeyle birlikte, avokadosuyla, ceviziyle, salatasıyla rengarenk bir kahvaltı tabağı hazırlamak arasından maddiyat olarak bir fark var. Ve ya da işte bir makarna, öğlen belki bir makarna, bütün aileyi doyuruyorsun belki, ama öteki türlü organik tavuğuydu, etiydi ya da köftesiydi, yanına sebzesi, salatası. Yani hani böyle bir ekonomik olarak zorluk var. Bir de hazırlık gerekiyor tabii ki. Yani günümüzde bütün yük maalesef daha çok kadınların üzerinde. Yani erkekler de var şimdi katılan. Onları rencide etmek istemem ama neticede kadınların çoğu, benim grubumda gördüğüm ve danışanlarımdan gördüğüm, çift mesai yapıyorlar. Hele ki çalışıyorlarsa, hani bir çalışıyor, ondan sonra eve geliyor. İşte çolukla, çocukla, ev işleriyle, yemekle falan uğraşıyor. Evde bir yardımcısı varsa bile hani ona da bu özel beslenmeyi anlatmak da zor oluyor. Bir hazırlık yapmak gerekiyor yani. Her an bir hazırlık yapması gerekiyor. Zaman gerekiyor. O yüzden zor. Bir de bazen zor. Evdeki diğerleri eliminasyon yapmıyorlar. Yapmak istemiyor. Evet, İki birkaç çeşit yemek çeşit geçiyor. Yemek yapılıyor gerçekten. Bu da önemli zorluklardan bir tanesi oluyor. Evet, böyle zorlukları var. Yine çalışan insanlar için hani dışarıda her şeyi sorması gerekiyor. İşte bunun içinde nar ekşisi sosu var mı? Ondan sonra tavuk organik mi falan diye, ki hani dışarıda da böyle şeyler bulabilmek zor oluyor ve yanında yemeğini taşıması gerekiyor. Yani hani böyle zorlukları var. Aslında bütün olay hazırlık haftası dediğimiz o haftada bitiyor yani. Hani orada eğer çok iyi hazırlanırsam, çok iyi organize olursam, bu işi birazcık böyle kafada bitirirsem çok kolay bir şekilde yürütebiliyorsun programı. Peki hazırlık haftasında neler yapmak gerekiyor? Şimdi hazırlık haftasında öncelikle bu kestiğimiz gıdaları yavaş yavaş beslenme düzeninden çıkarmak gerekiyor. Yani birdenbire çıkarmıyoruz. Hazırlık haftasının en önemli kısmı bu. Eğer toksin yükü fazlaysa bireyin, birdenbire keserse, yani pazar günü mangala gitti, börekleri yedi, işte yedi içti, üstüne ertesi gün baklava, alkol.
Çünkü böyle yapan çok var arkadaşlar. O yüzden uyarmak istiyorum. Yani öyle ertesi gün eliminasyona girilmez. Mutlaka eliminasyonun hazırlık haftasında işte 5 bardak kahve içiyorsan 3 bardağı indireceksin. 2 dilim ekmek yiyorsan 1 dilime indireceksin. Sonra yarıma, işte kahveyi 1'e düşüreceksin gibi bütün haftaya yayarak yavaş yavaş azaltması gerekiyor ki toksin yükü azalsın. Hele ki böyle çok fazla işlenmiş gıdalarla, işlenmiş karbonhidratlarla besleniyorsa katılımcı inanılmaz derecede böyle baş ağrıları, toksin krizi gibi bir şey. Yani böyle zehirlenmiş gibi hissediyor. Hani bu bana iyi gelme diye varıyor. Yavaş yavaş kesmek gerekiyor ki birdenbire hani o yük olmasın. Çünkü biliyorsunuz yani hani toksinler vücuda salındığı zaman biz o yüzden de çok hızlı kilo vermeleri istemeyiz. Çok fazla birdenbire ani beslenme değişiklikleri istemeyiz. Bunun bir giriş protokolü var. Aynı şekilde de bir çıkış protokolü var. Bunların özenli bir şekilde uygulanması gerekiyor. Ondan sonra yani hani evde eğer birileri sizin de eliminasyon yapıyorsa işiniz kolay. Hani böyle bir buzdolabı detoksu, mutfak detoksu yapılabilir. Ama eğer yapılamıyorsa öyle bir şey, kendinize böyle bir raf yapıp buzdolabında ya da nerede yapabiliyorsanız oraya ben zaten böyle bir alışveriş listesi gönderiyorum ve oradan hani neler hoşunuza gidiyorsa tarifler gönderiyorum. Bir plan yaparak her gün ne yiyecek, ne içecek falan diye o şekilde bir hazırlık gerekiyor. Yani alışverişlerini önceden yapmak. İşte benim karnım acıkır mı, atıştırmalık istiyor muyum? İşte birazcık kuru yemiş almak aslında. Buzluğu çok iyi kullanabilirsiniz. Yani buzlukta besinlerin değeri kayboluyor birazcık %15, %20 gibi ama hani bu dışarıdan gidip de işte abuk sabuk şeyler yemekten çok çok daha iyi. Hani bir de şöyle düşünün, onlar hemen böyle toplanıp en olgun, en verimli zamanında şoklanıp donduruluyor. Hani zaten marketten aldığınız bir yiyecekte daha fazla besin kaybı var yani. Onlar yolda gelirken ne toksin alıyor yani. Hani uçakla, egzoz, bir sürü bir şeyler alıyor. O yüzden hani buzlukta dondurulmuş gıdalar ya da kendiniz dondurabilirsiniz aldıklarınızı, yaptığınız yiyecekleri, çorbaları birkaç porsiyon hazırlayıp onları bölüp hani akşam geldiğinizde bir sizi ısıtıp yemesi kalır. Bir mercimek çorbası, kemik suyuna, sebze çorbaları, yeşillikleri bol bol alıp onları müslim bezlere sarıp koymak, kavanozda salatalar hazırlamak kendinize. Birkaç gün dayanıyor çünkü o şekilde. İşte kıymayı birazcık kavurup yine porsiyonlayıp dolaba koymak, meyveleri almak. Yani elinizin altında sizin eğer sağlıklı, eliminasyona uygun yiyecek, içecek olursa tuzaklara az düşersiniz. Çünkü gerçekten yani en önemli zorluklardan bir tanesi de çevre arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Etraf tuzaklarla dolu. Yani metroya giriyorsunuz orada bir şey var. Metrodan çıkıyorsunuz bir şey var. Arkadaşınıza gidiyorsunuz bir şey var. Ofise birisi pasta getiriyor. Öğleden sonra kışır hışır açılıyor çekmecelerden. İşte gofretler bilmem neler çıkıyor. Birisi bir tane al bir şey olmaz diyor. Bir düğün oluyor, bir doğum günü oluyor, bir kutlama oluyor. İşte birisi hasta oluyor, o gece refakatçi olmak zorunda kalıyorsunuz. Allah korusun yani hani olmasın böyle şeyler de. 5 hafta uzun bir süre yani. Hani başınıza bir sürü şeyler geliyor. O yüzden her duruma karşı tatile gidilecek oluyor. Yaz ayları değil mi? Alkol alınacak oluyor. Aynen öyle yani. Hani yazın zaten çok zor. Ben yazın o yüzden hiçbir program yapmıyorum yani. Aslında bana yazın daha kolay geliyor. Çünkü bir sürü sebze var. Evet. Yani dışarıda da birçok alternatif var. Yani en basitinden böyle bir balık ve yanında aynen salata aslında çok güzel eliminasyon için uygun öğün eğer kişinin bir intoleransı yoksa. Aynen. Yani aslında öyle dediğiniz gibi ben mesela dışarıda beslenirken ya da meyhaneye gittiğimizde bir restorana gittiğimizde hiçbir zaman aç kalmıyorum. Her zaman yiyecek şeyler buluyorum. Ama böyle alışkanlıklarımız var bizim işte sabahleyin peynirle, ekmekle, yumurtayla kahvaltı yapılır. İşte öğleden sonra atıştırmalık yenilir bilmem ne falan gibi. Yani birazcık böyle kapı akşam yiyip yemeğinden sonra bir meyve tatlı yenilir olur. Evet. Tatlı olur aynen. Peki şimdi o zaman genel olarak biz kahveyi, yumurtayı, rafine şekerleri,
dana etini, işte Süt ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünlerini, rafine şeker olmayan ama işte böyle glisemik indeksi yüksek pirinç vesaire gibi şeyleri de bir kesiyoruz. Yani 3 hafta, yani 21 gün o hücrenin de yenilenme süreci diye herhalde 21 gün koymuş. Aynen. Ama ortalama 1 ay, 1,5 ay böyle doktor kontrolünde değilse çok da uzatmamak, özel bir hastalığı da yoksa çok da uzatmamak gereken bir sürede bunu yapıyoruz. Şimdi burada benim hastalarımdan da ben ekmeksiz doyamam, ben peynir yemezsem olmaz, ne evde yapılmış yoğurt da mı yemeyeceğim gibi çok sorular geliyor. Hani bunları niye çıkarıyoruz? Senden bekleyeceğim şimdi ama benim hastalara, bu eliminasyonu hiç yapmamış insanlara söyleyecek şöyle bir sözüm var. Şimdi bağırsakla ilgili 4T protokolü yazmıştım. Yani bu yurt dışında uygulanan 5R protokolünü ben Türkçe'ye uyarladım. Harika. İşte 4T'yi her bir basamağını T ile başlatarak. Birinci basamak da 1T aslında. T1. Temizle aşaması. Aslında eliminasyon Bir bu temizlik. yani. Bir temizlik. Şimdi yeteri kadar temizlendiğinizde, yani arındığınızda diye, gerçekten canınız da istemiyor. Yani Aynen. başlamadan bu aşamayı bilmek de çok şey değil. İnsan gerçekten korkuyor. Ne peynir yemeyecek miyim? Ekmek yemezsem doymam gibi şeyler oluyor. Bunlar da çok normal. Ve ilk haftada kolay geçmiyor gerçekten de. Evet, Çünkü çok zor. neden? Alışkanlıklarımız var. Canımızın çektiği şeyler var. Bağırsaklarımızda bir takım mikroorganizmalar var. Bunlar yararlı olmayan mikroorganizmalar. Ve onların da canının çektiği şeyler var. Yani Selam. en basitinden kandidanın adı kendiden geliyor. Geliyor. Kendi şeker demek. Yani o size şekerli şeyler yedirtmek istiyor. Çünkü onun da beslenmeye ihtiyacı var yaşaması için. O yüzden ilk hafta ve senin belirttiğin gibi detoks eğer hızlı bir şekilde başlarsa bir iyileşme krizi, die off dediğimiz aslında ciddi de sonuçları olabilecek halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, öfkeli durumlar görebiliyoruz. Ama bunlara rağmen doğru yol göstericilerle bunlar sadece kişi olmak durumunda değil. O kadar çok kaynak var ki okuyarak kendimiz de bulabiliriz aslında. Devam ettiğimizde ondan sonrası deniz oluyor gerçekten de ki enerji artıyor, cilt parlaklaşıyor. Daha sağlıklı bir boşaltım sistemi oluyor hem böbrek açısından hem terleme açısından hem bağırsaklarımız açısından. Ama bunu biraz devam ettirmek gerekiyor. Zorluklarla tabii ki karşılaşabiliriz. Burada kafa yapımız biraz bu zorlukları nasıl aşabilirim yönünde Evet. olmalı ve mutlaka da bir çözüm bulunuyor. Yani yoksa mesela ben çorbalardan çok faydalanıyorum kendi adıma. İşte böyle fırına attığım sebzelerden faydalanıyorum. Çünkü Aynen. benim de çok vaktim olmuyor. Yani belli bir saate kadar hasta baktığım için. Genelde enerjim de o saatlerde çok iyi olmadığı için hepimiz gibi. Kolay böyle 15-20 dakikada Aynen. pişirilebilecek, hazırlanabilecek şeyler arıyor benim. Ve bununla ilgili de aslında çok fazla kaynak var. Aynen Peki öyle. Ben zaten bir pardon. tarif listesi gönderiyorum. Kitapta da var. Hani ben de böyle 60-70 sayfa, yani az buz değil, böyle kitap gibi. İşte ekmek yapmak isterlerse nasıl ekmek yapabilirler? Peynir alternatifi ne? Kuru yemişlerden nasıl peynire benzer tatlar yapabilirler? İşte kakao kahvemiz var zaten, muhteşem Evet, yani. O ya, ve benim de yani hani ben de çok sıkılgan bir insanım, çok yoğun bir insanım. Mutfağa girdiğimde bir an önce çıkmak istiyorum ve bütün tariflerim hep böyle 15-20 dakika içinde hazırlanabilir ve lezzetli tarifler yani. Hani evet. eliminasyondan en çok aldığım geri bildirim bu kadar lezzetli olduğuna inanamıyorum diyorlar. Evet, senin gerçekten elinde tariflerinde çok lezzetli ve böyle birazcık da asortik tarifler benim de çok hoşuma gidiyor. Zor işte bu zorlukları nasıl aşabiliriz? Benim en büyük zorluk olarak gördüğüm kendi adıma ve hastalarımdan şöyle bir şey oluyor. Yani hep aynı şeyi yiyormuş gibi bunları ek olarak böyle bir his oluyor. Yani her gün aynı kahvaltı, işte salata et, salata balık filan gibi böyle aynı şeyi yiyormuş şu böyle çağrıştıran sanki alternatif
yokmuş gibi hissettiren durumlar oluyor. O yüzden de böyle senin kitabındaki gibi hazır tariflerde gerçekten hayat kurtarıcı oluyor. Yoksa bir pizza söylemek, bir hamburger söylemek ya da gidip ekmek üzeri bir şeyler hemen yapıp yemek gerçekten kolay. Evet. Fakat onlar bizim hücrelerimizi beslemiyor. Yani tam tersine içlerini toksinlerle dolduruyor. Birazcık kafa yapımızı da herhalde değiştirmemiz lazım. Aynen, Yani hasta ediyor pahalı bizi. kısmına gelince de esasında sağlığa harcadığımız parayı düşündüğümüzde ya da bu Evet. toksinlerin hasta olmasak bile enerjimizden çaldığı, yapmak istediğimiz ama enerji düşüklüğünden dolayı yapamadığımız, potansiyelimizi ortaya koyamayıp kazanamadıklarımızla karşılaştığında çok da yüksek maliyetler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Aynen öyle. avokado yemek zorunda değil sanıyorum. Ya da Tabii kinoa ki bir aldığın sürü bir gibi şey var. gerekmiyor yani. Hani bizim onun Aynen. yerine oradan şeye geleceğim. Yani kahvenin sağlıklı alternatifi olarak böyle bir hani kurşun geçirmez bir kakao dedik. Hani çok basit ham kakaoya Hindistan cevizi yağı koyunca ya da güzel bir ghee, tereyağı koyunca da Sade yağ. tarçın, evet sade yağ koyunca da olabilir. Onun dışında ekleyeceğin yani yer değiştirmekte nasıl yol gösterici olabilirsin? Diyelim ki peynir yemeden doymuyorum diyen birine nasıl bir alternatif? Yani çünkü bunların hepsinin alternatifi var aslında, değil mi? Evet var. Yani hani benim işte tarif kitapçığımda var bunların tarifleri arkadaşlar. Yani hani gruba katılan herkese veriyorum. Burada uzun uzun anlatmayayım diye böyle söylüyorum. Yani hepsinin alternatifi var. Mesela hani şu an çok kolay bir şey söyleyeceğim. Mesela tahin, turp, limon blenderdan hızlıca geçirince yoğurda benzeyen bir tat oluyor. Ne kadar ilginç değil mi? Birazcık da sarımsak Evet. attığınızda gerçekten böyle yoğurda benzeyen bir tat oluyor yani. Hani Bildiğimiz mutfak turp aslında mu? evet bildiğimiz o kırmızı ya da siyah turplar hangisinden istiyorsanız yani. Yani yemek ve tat olayı şimdi böyle şeflik eğitimi de alınca tamamen bir kimya yani. Ben de bitkisel bazlı bir mutfak şekli eğitimi aldığım için hep böyle yani bir şeylerin alternatifleri yapılıyor. İşte bitkisel et yapılıyor, bitkisel yoğurt yapılıyor, bitkisel peynirler yapılıyor ve inanamıyorum yani tatlarına. Acayip güzel. Tabii onlar çok artizan şeyler. Onların tariflerini henüz paylaşamıyorum yani. Hani uzun sürüyor çünkü yapmak. Ama yani hani ben her şeyin ne istiyorlarsa işte sağlıklı atıştırmalıklar, tatlılar, en kolay tatlılar zaten yani tatlıda çok sıkıntı çekilmiyor. Ama peynir tarifi de var, yoğurt tarifi de var, kahve alternatifleri de var, glutensiz ekmek de var. Hani dediğin gibi aslında yani hani birazcık kafayı evet ben bunu yapacağım demeye bağlı. Yoksa gerisi halloluyor. Bir de 21 gün yani hani sadece bu. Ömür boyu yemeyeceğiz diye de bir şey yok. Ha belki de yiyemememiz gerekiyor. Öyle bir durum da var. Çünkü ben hani yiyecekleri böyle zararlı, kötü diye ayırmayı sevmiyorum. Bize iyi gelen ve kötü gelen yiyecekler var. Yani hani yiyeceklerle insanların nasıl bir ilişkisi olduğunu anlayamayız. Yani birisi glutenli bir şeyler, sütlü bir şeyler tüketiyordur. Hiçbir şey olmuyordur. Ben bazı insanlara sigaranın bile kötü gelmediğini düşünüyorum mesela yani. Hani gerçekten o çünkü belki onu bir şeyden koruyor yani. Hani o öyle bir şeyin yerini tutuyor ki onu belki bir şeyden koruyor. Bilemeyiz yani. Biz böyle çok genel bir şeylerden bahsediyoruz. Biz burada sadece kendimize bakacağız yani. Bizim ilişkimiz nasıl bu yiyecekle diye. Bedenimiz evet diyorsa o bizim artılar hanemizde olacak. Hayır diyorsa eksiler hanemizde olacak. Ve hayır denilenlerin de alternatifleri mutlaka var yani bir yerlerde. Bütün dünya Peki. şu an buna doğru gidiyor zaten yani alternatif üretme üzerine. Yer Doğru. gök tarif dolu. Şimdi istersen niye elimine ediyoruz hızlıca? Mesela ben kahveyi söyleyeyim. Kahve bir frekansımızı düşürüyor. Zaman zaman bununla ilgili bir video var. Onu da gösteriyorum. İki, D vitamini reseptörlerinin hassasiyetini bozuyor.
Üç, kesinlikle dehidratasyona sebep oluyor ve su kaybetmemize, dolayısıyla mineral kaybetmemize sebep oluyor. Onun dışında anksiyeteyi tetikliyor. İnsülin Asidik. direncini tetikliyor. Evet, kanımızı asitlendiriyor. Peki süt ve süt ürünleri? Ya Bu bunlar da da çok soru gelen bir yer. İnek bu da sütü çok zaten uzun bir konu. kesinlikle artık tüketmiyoruz, değil mi? Hiçbir şekilde ürünlerini de. Sadece sade yağ var. O da laktoz ve kazeinden arındırılmış olduğu için. Yani hani süt ürünlerindeki problem sadece laktoz değil. İnsanlar zannediyor ki laktoz intoleransı yüzünden. Ama laktozdan daha büyük bir problem varsa o da kazein aslında. Hani onlara toynak ve boynuz yapımı için lazım. Ama biz yani bizim toynağımız, Enzimimiz boynuzumuz yok. yok yani. O yüzden bizim sindiremediğimiz bir protein, kazein proteini. Ayrıca o da yine kazeinin girmesi de vücutta hem inflamasyona neden oluyor, hem asitleştiriyor vücudu. Asidik yani alkali bir yapıda değil. Yine mineral emilimine neden oluyor. Yani hani mesela kalsiyum, fosfor gibi, demir gibi bütün bunların emilimine şey oluyor. Yani emilim olmamasına neden oluyor. Kemik erimesine yol açıyor bu yüzden. Yine kendinden zaten hormonlu bir şey olduğu için kendinden hormonlar var yani. Büyüme hormonu tabii, evet. Büyüme hormonu ve bir sürü daha hormon var. Çünkü hani neden? Anneler de bilirler yani hormonal bir değişiklik olsun ki süt versin. Aynı şey başka hayvanlar Onun için için de de geçer. geçerli. Yani biz kedi sütüne de, tilki sütüne de gidebilirdik ama hani başka şeylerin sütüne gitmişiz yani. Hani her Ne canlının yazık sütü ki. kendi yavrusu için. Hani şu an o bize doğal geliyor ama. O yüzden yani aslında doğal değil yani. Doğada böyle bir şey yok. O yüzden de bizim sindiremediğimiz proteinler bunlar. Ama biz Özellikle küçük baş hayvanlarınkini sindirebiliyoruz, değil mi? Eliminasyondan çıkışta bazıları keçi, onu da koyun. sindiremiyor hocam. Yani bazılarında onda da sıkıntı oluyor. Yine onun küçük baş hayvanların kazein türü farklı bir kazein türü olduğu için anne sütüne en yakın olan deniliyor. O yüzden daha sindirilebilir oluyor ama bazı insanlar onu da sindiremiyorlar. Zaten burada hani illa bu çıkardığımız besinlerle ilgili bir sıkıntı olacak anlamına da gelmiyor. İçeride kalan besinlerle ilgili de sıkıntılarımız olabilir bizim yani. Onları da bu dönemde ama çok çok Mesela iyi domates, anlıyoruz. patlıcan, Olabilir değil mi? yani limon bile olabilir. Olabilir, evet. Her şey olabilir. Salatalık, salatalığa tepki gösteren bir hastam vardı mesela, yani bedeni tepki gösteren. Aynen olabilir yani. O yüzden de ben gıda günlüğü tutturuyorum bunları anlamak için. Hani o zaman büyük bir resim ortaya çıkıyor çünkü. Ne yiyip içtiğimizi yazıyoruz her gün. Nasıl hissettiğimizi yazıyoruz. Bedenimizde neler oluyor bitiyor yazıyoruz. Ve oradan hani belki ilk başta anlamıyorsun. Bir şey beni rahatsız etti ama ne diyor mesela. Sonra limonmuşu buluyor mesela. O tamamlanıyor. Büyük bir tablo ortaya çıkıyor. Süt ürünleri mukus yaratıyor aynı zamanda vücudumuzda. Alerjik reaksiyonlara da neden olabiliyor. Astım, migren mesela bunları çok tetikliyor. Kulak ağrısı varsa mesela küçük çocuklarınızda hani ve eğer de inek sütüyle besleniyorsa ya da bununla yapılmış ürünlerle ona da bir bakılmalı. Otoimmün hastalıklarda zaten yani hani süt ürünleri kesilince çok ciddi rahatlama oluyor bedende. Çünkü onlar da inflamasyona Özellikle neden oluyor. ekzemada çok şey oluyor, gerileme oluyor süt ürünleri kesildiğinde. Peki rafine şekeri konuşmuyorum bile. Yani Ama o rafine gelini, şeker ve alkol tanıtmıyoruz bile zaten evet, onları. yani onu konuşmuyorum. Alkolü demeseydin iyiydi ya. Bazen alınabilir gibi geliyor bana, neyse. Eliminasyonda yani hani bazen Evet. soruyorlar çünkü ama hani onu tanıtmıyoruz Evet. Ama ben şurada şeker konusunda şunu da söyleyeceğim. Yani şeker şekerdir. Hani tabii ki meyve şekeri, işte o şekersiz unsuz yaptığımız atıştırmalıklar falan da fazla kaçarsa yine aynı etkiyi yapacak aslında. Yani o konuda da belki bir şeyler söylemek istersin. kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ederim. Şimdi var olanlardan eliminasyonda ne yiyeceğiz? Onlara birazcık söyleyeyim.
Bütün sebzeler, meyveler, baharatlar, bitkisel olan her şey var zaten. Hani bu saydıklarımın dışında. Onun dışında kuzu eti var. Serbest dolaşan kümes hayvanları, denizde yaşayan yine denizden tutulmuş balıklar, kabuklu deniz ürünleri yine yok. Onlar da çünkü çok alerjik olabiliyor, intolerans yaratabiliyor. Kuzu eti var. Ve bakliyatlar var ki bazı Onları insanları da yine ama rahatsız filizlendirip. edebilir. Filizlendirilmiş olarak tercih ediyoruz onları da. Ve glutensiz tahıllar var. İşte kinoa gibi, amarant gibi, yani yulaf, hani çapraz bulaşma Evet olabiliyorsa var ama olabiliyor. Ki bunlara da mesela mesela bazı insanların tepkileri olabiliyor, yani ben hani mesela yulafı kesinlikle tolere edemiyorum. böyle olabilir yani, hani Ve burada mesela yumurtanın da elimine edildiği bir eliminasyon kahvaltısı benim için gerçekten çok zor oldu yani. Çok zorlandım. evet Bu yulaf zorlanmışsınızdır çünkü tahmin orada ediyorum. önemli bir aslında şey, eleman. Ama ona intolerans olunca çok da fazla bir alternatif üretemedim. Yani hani aslında evet kahvaltı en zorlanılan bölüm ama bir sürü alternatif var aslında. Yani hani Var, evet. yulaf yerine kullanabileceğiniz başka tahıllar falan da var. Ya da tahılsız mesela bazı şeyler de kahvaltıda yapabiliyoruz. Yani hani var. Doğa Var var. çok Evet, cömert çözümsüz aslında değiliz yani. gerçekten. Evet. Doğa çok cömert. Cömert. Evet, çok iyi söyledin. Evet. Peki yumurtayı niye elimine ediyoruz? Ya yumurta da yani dünyada yine en çok alerjik reaksiyonlara neden olan 8 besinden biri yumurta. Ve biz modern hayat içerisinde, o koşturma içerisinde bazı sıkıntılarımız oluyor ama bunun neden kaynaklandığını bilemeyebiliyoruz ve o kadar çok yumurta intoleransı yakaladık ki eliminasyon boyunca. Yani her gün yiyordum falan diyor mesela katılımcı. O yüzden onu elimine ediyoruz. Yumurtayı o yüzden elimine ediyoruz. Yani içinde çok ciddi işte beyazı olabilir mesela. Beyazı sizi rahatsız ediyor olabilir. Sarısı rahatsız ediyor olabilir. O yüzden onları tanıtırken de teker teker tanıtmakta fayda var mesela. O yüzden. Peki, genel olarak sanırım özel durumlara geçmeden önce eliminasyon nedir, nasıl yapılırla ilgili bir fikrimiz oldu. Evet. Peki, Bir de şunu eliminasyondan söylemek sonra istiyorum. Bir tabii. şey daha ekleyeyim. Yani hani burada önemli olan hani sebzeden, meyveden ve sağlıklı yağlardan zengin beslenmek. Yani antioksidan ve lif oranının yüksek olması, bu çeşit bir beslenme yapmak. Biraz önceki konu oydu yani hani sağlıklı da olsa bir tatlı tatlıdır sahiden. Ekmek ekmektir, börek börektir. Yani bunların fitleri olmaz arkadaşlar. Yani benim böyle en hassas noktam bu yani. İşte fit börek, sağlıklı bilmem ne falan filan. Yani bunlar evet rafine şeker olmadığı için, glutensiz olduğu için daha iyi alternatifler olabilir. Ama besin değerleri ortadadır. Canınız çok çektiğinde yani yine böyle filizlendirilmiş şunlardan ki bizim de bir sponsor markamız var. Onları duyuracağım. Çok güzel makarnalar yapıyorlar, filizlendirilmiş bunlardan. İşte çok güzel glutensiz ekmekler falan filan var. Ama siz gece gündüz bunlardan yerseniz eliminasyon yapmış oluyor musunuz? Yani olmuyorsunuz. Hani bunlar da dengeli bir şekilde tüketilmeli. İşte o brownie falan, işte kek, glutensiz, şekersiz, 55 hurmayla bir kek yaptığınızda evet ondan yiyebilirsiniz eliminasyonda ama bütün keki ya da 5 dilim değil yani. Hani küçük bir parça sadece. Tadım Önemli mı? olan antioksidandan, liflerden, fitokimyasallardan zengin beslenmek burada. Sebzeye ağırlık vermek ve düşük glisemik yükü olan sebzeler. Bu da Evet, değil önemli mi? bir konuydu, Orada. söylemek istedim. Evet, çok iyi söyledin. İstersen onların ne olduğunu söyleyelim ya da yüksekler hangileri onu söyleyelim. Yani hani mesela patatesi elimine etmiyoruz ama hani dengeli bir şekilde fırınlanmış patates yiyebilirsiniz. Onun Bezelye dışında var. Mısır zaten mısır elimine yok. Hani ediyorum. bezelye de yine aynı şekilde yani. Hani Havuç. bezelye bir bakliyat zaten.
Havuç, pancar, yani hani bunlar da olacak arkadaşlar, olmayacak değil yani. Bunlarda da çok değerli antioksidanlar var. Fakat bizim odağımız daha çok işte çok yeşillikler, işte brokoliler, karnabaharlar, lahanalar. Şimdi geçiş mevsimindeyiz. Her şeyde çok bol bence. Hem yaza ait bir şeyler var, hem kışa ait bir şeyler var. Çok zengin ama daha böyle yeşilliklerle dolu bir tabak görmek istiyorum ben. Yani içinde renkler de olsun tabii ki. Ama yeşiller her zaman kraliçe. Onlar yarışı başta götürüyorlar. Ondan sonra mantarlar benim için kral. Yeşiller kraliçe ise mantar da kral. Protein açısından değil mi? Hem protein açısından hem içerdiği diğer besinler açısından. Yani bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirici bileşenler var içinde. Yani süper gıda benim için mantar aslında yani. Ve ulaşılabilir de bir şey. Çok güzel, herkesin damak tadına da hitap eden bir şey. Yani ben hiç şimdiye kadar ben mantar sevmiyorum diyen birini duymadım. Hani bazı insanlar mesela karnabahar, brokoli zorlanabiliyor. Özellikle SIBO, hassas bağırsak sendromu varsa. Onlar tabii biraz zorlanabiliyorlar. Onlar da ama hani yeşillikler daha safe, daha güvenli yerler. Ama tabii işte tatlı patates, yer elması falan, bunların daha dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Özellikle de kilo almak istemiyorsanız. Zayıflayanlar için de bir soru var, ona da geleceğim. O zaman şu kısmı bir özetlemek istiyorum izninle. Ben aslında hiçbir hastalığım yok. Ama kendime ne yarıyor, ne yaramıyor? Toksinlerimden arınmak istiyorum. O yüzden bir eliminasyon yapmak istiyorum 3 haftalık. İşte yumurtayı, kahveyi, mısırı, soyayı, gluteni, süt ürünlerini çıkarıyorum. Onun yerine de biraz önce saydığımız şeyleri ve bunların sağlıklı alternatiflerini koyuyorum. Evet. Ama süreçte baktım ki işte bu koyduklarımın içinde de beni iyi hissettirmeyen bazı şeyler var. Onları da çıkarıyorum. Aynen öyle. Bir de şöyle şunu da ekleyeyim hocam. Bazı kişilere de yani hani bu kadar besin grubunu çıkarmak gerçekten çok zor gelebiliyor ve gözü korkuyor. Ben onlara da diyorum ki olsun, yine de gelin. Yani sadece şekersiz yapın. Yani paketlenmiş gıdalar olmadan yapın. Sadece gluteni çıkartın. Yani neyi yapabiliyorsanız hani ikili, evet, üçlü. Çünkü o üçlü eliminasyon denilen bir şey de var. Gluten, süt ürünleri ve paketli şekerli gıdaların çıkarıldığı. Hani böyle bir şey de deneyebilirsiniz mesela. Hmm. Önemli olan bir yerden başlamak. Yani hiç yani bir hiçten iyidir diye bakıyoruz burada da. Evet, ne kadar yapabiliyorsak aslında. Ne kadar yapabiliyorsa yani. Bir de hani ben hepsini orada şöyle çıkaracağım bir kattı. Evet, yapabilir miyim bilmiyorum. Nasıl bir enerjiyle yaptığınız da bence çok önemli. Yani tamam, eliminasyonda dikkat edelim ama canınız da böyle bir şey yemek istediğinde bunu da böyle bir suçluluk duygusuyla, bir başarısızlık hissiyle yemeyelim. Yani yiyeceksek de yiyelim, sonra belki telafi ederiz diye düşünüyorum ben. Çünkü o suçluluk duyguları, ucundan yapılan kaçamaklar, böyle ya bak yapamadım, nasıl olsa bozuldu gibi hisler başka şeyleri tetikliyor aslında duygusal, zihinsel aşamamızda. Bunlar da bize çok zarar veriyor. Hani sadece ağzımızdan giren lokmalar değil yani bedenimizi etkileyen, enerji alanımız, duygularımız, zihnimiz de önemli. Kesinlikle. Sen zaten bir meditasyon programı da veriyorsun aslında. Eliminasyon grubunda biliyorum. Daha önce senin eliminasyon grubuna katılmıştım. Bir de Büşra'nınkine katıldı. Grup dinamiği de gerçekten çok önemli. Yani hani ya ben daha fazla yapamayacağım dediğim durumlar oldu ama baktım çok güzel tabak fotoğrafları geliyor. İnsanlar böyle, evet, bir şekilde yapmışlar. O bana da güç verdi. Senin grubunda ama böyle ekstra şöyle bir şey oldu. Bir de bir estetik kaygı da gördüm. Yani hani tesadüf olmadığını düşünüyorum. Evde de bir takım yenilikler yapmak istedim mesela o dönemde. Eşyaların yerini değiştirmek, öbürünü öbürüyle kombinlemek gibi. Hani böyle zihinsel düzeyde de bazı değişiklikler bence eliminasyonda oluyor. Hani sadece görünmez. bedensel, Evet. Bir şey değil bu. Peki
Bütün bunları yaptık. Bu süreç benim kendimi daha iyi tanıma ve sağlıklı olmak için bir adım atmam dolayısıyla onunla Aynen. ilgili bir süreç. Dedim ki bunlar bana iyi gelmiyor. Anladım bunu. Peki ömür boyu mu yemeyeceğim? Bu eliminasyondan çıkış ve geri tanıtım dediğimiz durum nasıl olacak? Şimdi hani bu böyle 21 günlük bir oldu bitti. 21 gün bunları yemeyeceğim. Ondan sonra hurra gidip canımın istediği her şeyi yiyeceğim programı değil. Hep ben söylüyorum yani. Hani beslenmenin ABC'si bu. Daha başlangıçtayız yani. Daha yani hani yol buradan başlıyor. Dediğim gibi bedenimizin evet ve hayır dediği gıdaları öğreniyoruz. Bize bir yol haritası veriyor aslında bu. Neler bana iyi geliyor, neler iyi gelmiyor diye. Ve siz kendinizi iyi hissettikçe bir süre sonra yani hep daha iyi şeyler yapmak istiyorsunuz. Ben de şahsen öyle oldu yani hani tamam 3 hafta bunu yaptım hadi gideyim canım ne çekiyorsa yiyeyim demedim. Artık bedenime beni yoracak, enerjimi düşürecek, uykumu bozacak şeyleri sokmak istemedim. Hani böyle bir bedenime de bir saygım olmaya başladı ve aslında bu yol haritasına göre devam etmek gerekiyor. Hani mesela diyelim ki insanlar en çok burada da kendimize dürüst olmamız lazım. Çünkü yine bu da karşılaştığım bir durum. Mesela kötü geliyor ama süt ürünleri mesela peynir deniyor tanıtımda diyelim. İyi gelmiyor ama hayır hayır iyi geliyor. Yani hani o kötü bir şey yapmadı. Benim başım ağrıdı ama bugün çok yoğundum o yüzden falan gibi. Böyle bir vazgeçmek istemiyor çünkü çok doğal olarak. Burada kendimize dürüst olmak gerekiyor. Yani hani tabii ki canın çekiyorsa işte o bakterilerimizle de ilgili bir olay. Bir de süt ürünlerinde hani bazı yiyeceklerde bizi onlara daha kolay alışmamızı sağlayan şeyler de var tabii ki. Özellikle süt ürünlerinde o yüzden biz böyle bir bağımlı gibi oluyoruz. Yani vazgeçmek bize kabus gibi geliyor. Bu konularda da dürüst olup ona göre yani hani bilmek lazım bu bana iyi mi geliyor kötü mü geliyor ve bunu tekrar tekrar da o yüzden yılda en az 2 kere diyoruz çünkü mevsimine göre değişebilir, hormonal durumlara göre değişebilir, yaşımıza göre değişebilir, her şeye göre değişebilir. Yani tekrar tekrar bu bitmeyecek bir yolculuk aslında. Yani hani bir kere eliminasyon yaptım ben her şeyi öğrendim diye bir şey de yok. Nasıl, çünkü hani 14 yaşımızdaki gibi beslenmiyoruz şu anda. Ben o zaman dünyaları götürürdüm. Hiçbir şey olmazdı yani hani ne enerjime ne bir şeyime. Şimdi karbonhidrata bakmak yetiyor. Kilo almama yani böyle pizzaya bakayım kilo alıyorum gibi bir durum var yani hani yaşla birlikte. Aynı şekilde 70 yaşındaki bir insanın da beslenmesi aynı değil. Dolayısıyla özellikle kadınların dönemsel olarak çok değişiyor ihtiyaçları. Yani gerçekten geçen sene yediğim şeyler şu an bana yaramıyor. Ya da bu sene canım bambaşka şeyler istiyor. Bedenimin bambaşka şeylere ihtiyacı var. Yani bunu çok net hissedebiliyorum. Ve bu bitmeyecek bir yolculuk yani. Her dönem değişebilir. O yüzden hep aslında bedenimizi dinlemeyi öğreniyoruz. Ve eliminasyon da yılda 2 kere bize bunun için güzel bir fırsat veriyor. Evet. Ve yönlendiriyor gerçekten de. Mesela Evet. bakıyorum canım böyle bitter çikolata çekiyor. Mesela bitter çikolata yemem. Yani çikolata yiyeceksem sütlü çikolataları tercih ederim ben. Ama sonra anlıyorum yani sebebini. İşte biraz magnezyumum düşmüş. Evet. Evet böyle biraz hayatımın da o mutluluk şeyi azam. Çünkü çikolatada yani kakaoda triptofan var. O da mutluluk hormonunun ve gece melatoninin yapımını sağlıyor. Aslında gerçekten dinlediğimizde bedenimizi o bize söylüyor. Yeteri kadar arındığımızda bu oluyor. Tabii parazitler varsa, kandidalar cirit atıyorsa biraz zor. Onlar süreci yönetiyor ama yine de onların arasından kendimizi bulabilmek de çok zor olmuyor. Peki şimdi geri tanıtırken yumurtayı geri tanıtacağız. Sen dedin ki beyazını önce ya da sonra bilmiyorum bir sırası var mı? Önemli değil. Tanıtalım. Önemli değil. Bana hiçbir şey olmadı. Hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Yani bir yerlerim kaşınabilirdi, bana iyi gelmiyorsa başım ağrıyabilirdi, burnum tıkanabilirdi, burnum akabilirdi, gözüm yaşarabilirdi. Bağırsaklarımda karnımda şişkinlik, gaz olabilirdi, kabız olabilirdim, ishal olabilirdim.
Değil mi? Bir yerlerim kabarabilirdi. Aynen. Akneler çıkabilirdi. Aklıma başka bir işaret gelmiyor şu an. Duygusal ve zihinsel olabilir mesela. Hani o gece kötü uyuyabilirsiniz, kabus görebilirsiniz, sindirim sisteminde bir takım değişiklikler olabilir. Duygusal olarak depresif ve hani mesela bende gluten öyle bir etki yaratıyor. Sanki ayaklarımdan beri prangalarla beni bir yere çakmış gibi inanılmaz bir enerji düşüklüğü, müthiş bir depresyon. Sanki böyle bütün dünya bana düşman gibi o kadar etkiliyor ki yani. Böyle bir duygusal, zihinsel etkisi de olabilir yiyeceklerin. Tamam. Eliminasyonu yani geri tanıtırken eliminasyondan çıkarken tek tek yapmak önemli değil mi Evet, bir? aynı bebek gibi. Bebekleri de böyle katı gıdaya geçtiğinizde kaşık kaşık az az verirler. Bir şey oluyor mu, alerjik bir şey oldu mu? Bakıyorlar ya, aslında öyle bebek Evet. gibi birazcık. Evet, kendinize bebek gibi bakalım. Evet. Peki şu miktar da önemli o zaman geri tanıttığımız konuda değil mi? Ya zaten herhangi bir şeyi çok fazla yediğimizde de alerjik reaksiyon oluşturması çok muhtemel. Normalde Oluşturabilir. yapmıyor olduğu halde. O yüzden miktar hem tek başına bir grubu hem de miktar olarak küçük küçük tanıtacağız. Aynen, ben hep Evet, diyorum yani peki. hep böyle o tanıtacağınız şeyi bir yarım saate ayırın ve çay kaşığıyla yiyin. Yavaş yavaş, iyice çiğneyerek. Ve mümkünse yani hani biz geri tanıtıma bir hafta diyoruz ama hani bunun bir sindirim süreci var vücutta. Hani 48 saatte bir, 72 saatte bir, 2-3 günde bir yeni bir gıdaya geçin diyorum. O zaman geri tanıtım süreci hani 15 güne falan yayılıyor ama vaktiniz ve sabrınız varsa değer bence iyice anlamak için. Değil mi? O zaman peki gluteni geri tanıttım. Hiçbir şey yapmadı. Yani bir ekmek yedim. Bir şey olmadı 2 gün boyunca. Sonra diyelim ki yumurtayı tanıttım. Küçük küçük. Ama böyle bir kızarıklıkları oldu. Ne yapacağım? Yani bir reaksiyon verdi diyelim vücudum. Ya hani o zaten hemen anlaşılıyor yani. Hani yumurtaya diyelim ya da herhangi bir şeye reaksiyonunuz olduğunu anladığınız herhangi bir reaksiyon verdi bedeniniz, o artık sizin eksilerhanenizde. Yani 3 ayda bir o duruma bakmak gerekiyor. Yani değişebilir çünkü bu durum. Hala iyi mi kötü mü? Çünkü bağırsak florası değiştikçe bizim sindirebilme yeteneğimiz de artıyor. Öyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ama o hani o şey geçene kadar, o durum, yeni bir tanıtım yapmıyoruz o süre içerisinde. İyileşmeyi bekliyoruz. Çünkü karışır Yani yani ötekisi onu de. yine çıkarıyoruz. Evet, Yani onu mesela yumurtaya çıkartıyoruz bir yine. reaksiyon oldu. Çıkartıyoruz ve belki bir 3 hafta daha almayayım. 3 hafta sonra belki tekrar tanıtım yapmayı deneyebiliriz. Aynen, 1-2 ayda bir denemekte fayda var. Bu arada yiyecekleri de karıştırmıyoruz. Aa, gluten bana hiçbir şey olmadı. Hani ekmeğin üstüne yumurta koyayım yiyeyim de yapmıyoruz. Onları da teker teker Tamam. tanıtıyoruz. Güzel. Böyle reaksiyon gösterdiklerimizi elimine edip birazcık daha eliminasyonda tutup yola biz de reaksiyon yapmayanlarla devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Eliminasyondan çıkışta böyle bir şey oluyor. O zaman yani neredeyse 1 saat geldi. Bu süreçte önerilen takviyeler. İstersen onları da ben söylemiş olayım. Evet, yani benim Yani zaten takviye maalesef. önerme yetkim yok. Özellikle bir takviyeye de gerek yok. Ama hani yardımcı olacak şeyler var biliyorum. Lütfen Tamam. söyleyin. Şöyle aklıma gelenleri söyleyeyim. Yani aslında biz 3 tane takviyeyi ömür boyu hiç kesmeden alabiliriz. Bir kan ölçümü yaptırmadan, zaman zaman belki aralar vererek devam edebiliriz. Bunlardan bir tanesi magnezyum. Bir tanesi omega 3. Bir tanesi de D vitamini. Ama D vitaminini ölçüm yaptırarak alırsak iyi olacakların listesine koyalım. Omega 3'ü de mutlaka bir antioksidanla beraber alınmasını öneriyorum. Ne mesela? NAC olabilir. N-asetilsisteyin. Hani bir balgam söktürücü olarak satılıyor ama çok güçlü bir antioksidan. C vitamini olabilir. Liposomal olur, ester formunda olur. Coenzim Q10 olabilir. Bu da hiçbir ölçüm yapılmadan istediğimiz kadar kullanabileceğimiz bir şey. Bunlarla destekleyebiliriz. Onun dışında bir iştah sorunu varsa ya da bir insülin direnci gibi durum varsa kromla belki süreci destekleyebiliriz. Berberin olabilir orada. Krom, vanadyum, alfa lipoik asit bunlar olabilir. Ama yine kendimizi
ölçerek, bedenimizi, tepkileri dinleyerek ekleyebiliriz. Şimdi özel durumlara geçeceğiz. Mesela Candida'da ve SIBO'da bunlara mikroorganizmalar sebep oluyor. Candida bir mantar, Candida albicans adı. Ve bulunması gereken bir mikroorganizma, bir mantar. Sayısı arttığında bize sorun yaratıyor. SIBO'da da sorun, normalde ince bağırsakta bakteri olmaz. Bir takım sebeplerle, hani ayrıntısını dinlemek isterlerse yine o konuda da bir yazım ve canlı yayınım var, bakabilir. İnce bağırsakta mikroorganizmaların olması. İşte bu iki durumda, ama bence her durumda da yine yılda bir iki kere bu eliminasyonla beraber bir antimikrop tedavi çok rahatlıkla yapılabilir. Ben koloidal formda gümüş kullanıyorum. Ama bu gümüşün güvenilir olması lazım. Benim sadece Gloves Türkiye ile Doktor Dilaver Bey'in yaptığıyla hiçbir işbirliğim olmaksızın tecrübem var. O yüzden önereceğim koloidal gümüş bu marka olur mutlaka. Onun dışındakiler de hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Çok iyi markalar da vardır. Hani ben kullanmıyorum diye kötü demek değildir ama ben bir şey öneriyorsam, evet, tecrübeli olduğum bir şeyi de öneriyorum. Çünkü bir seferinde başka bir şey aldılar yazımı okuyup ve gerçekten çok sorun yaşadı. Onun dışında bitkisel yamizol diye ametis ilacın çıkardığı bir şey var. Bitkisel bir mikrop öldürücü. Bu da gayet rahatlıkla kullanılabilir. Çok zarar verici bir şey yok. Çocuklar da kullanabilir bu iki ürünü. Ben genelde eliminasyonda bu iki antimikrobik ajanı da ekliyorum. Yani ya onu ya onu. İşte kişinin dişinde amalgam dolgu ya da metaller varsa gümüş metallerle etkileştiği için yamizolü tercih ediyorum. Ya da gümüş almaya cesaret edemeyecekse yamizolü tercih ediyorum gibi. Başka da bu süreçte takviyeler sorulmuş. Aklıma bir şey gelmiyor. Senin yok. Ben şey de benim de zaten 3 tane aldığım takviye var bunlar. İyi. Tabii şöyle, mesela detoksa bor da çok önemli minerallerden bir tanesi. Eklenebilir aslında bor da. Evet, bor da çok, yani hani muhteşem. Evet, dönem evet. Dönem ben de kürler halinde kullanıyorum. Evet. Şu hormonları falan da destekleyici, bağışıklık sistemini destekleyici özellikleri var. Onda da bir kan tahlili yaptırılmasına gerek yok. Bir kür yapılabilir. Evet, o zaman özel durumlarda da Candida ve SIBO'yu söyledik. Histamin intoleransı için soranlar evet, vardı. SIBO'da elma sirkesi neden zararlı demişler. İstersen yeri gelmişken söyleyeyim. Yani sirkedeki şey zaten probiyotik. SIBO'da da sorun yararlı dahi olsa yerinde olmayan mikroorganizmaların artmış olması. O yüzden herhangi bir probiyotik ürün, hani ev yapımı yoğurt, sirke dahi kullanmak istemeyiz. Yani mantığı da çok basit aslında. SIBO'da belki eliminasyonda şekeri koymayacağız, onu söyleyebiliriz. Yani meyve dahi olsa şeker olmayacak. Evet. Candida da aynı şekilde. Yani bu iki şeyde özel durumlar var. Çünkü Candida zaten şekerle besleniyor. SIBO'da da sorun zaten o bakterilerin şekeri farklı tüketerek soruna sebep olması. O yüzden bu iki durumda kesinlikle meyve dahil herhangi bir şekilde şeker tüketilmemesi gerekiyor. Bakliyatın olmasının evet çok bir sakıncası yok. Bakliyat da kişinin durumuna göre, yani filizli bile olsa sonuçta bir karbonhidrat içeriği aynen olduğu için SIBO'da risk yaratabilir. Yaratabilir. Ben Candida'da veriyorum, çoğunlukla bir sorun olmuyor ama bazı hastalarda, çünkü herkes farklı. Çok şişkinlik farklı. Şişkinlik ve gaza sebep olabiliyor. Orada da kesiyoruz. Yani daha patojenik evet bir tarafa doğru gidiyoruz. Peki hamileler yapabilir mi eliminasyon diye bir soru gelmiş. Yani hamileler aslında yapabilir ama doktorlarına danışmaları gerekiyor mutlaka. Ben hep böyle birisi bana hamileyim dediğimde emzirirken bekleriz diyorum. Çünkü emzirenlere çok yarıyor biliyorum. Sütlerini arttırıyor. Ya da hamileliğe hazırlıkta mesela, yani programdan çıkıp da GEBA olan o kadar çok katılımcı var ki, hormonları çok regüle ediyor çünkü. Ama yani hamileleri bilemiyorum. Çünkü her doktorun da yine yaklaşımı farklı olabiliyor. Doktorlar ne derse onu yapsınlar diyorum o yüzden. Evet, bence de değil mi? Özel bir grup o.
Şimdi burada da bir detoks süreci olduğu için sonuçta Aynen. kordon aracılığıyla bebeğe de o toksinler geçebilir. Aynen. Doktorlarıyla yönetebilirler. Peki safra kesesi olmayanlar diye bir soru gelmiş. Ya Ne çok rahat dersin? yapabilirler ama ben böyle özel durumlar için, yani hani herkes Hep kendi aynı şey. sorumluluğunu kendisi almalı. Biliyorsunuz zaten, yani hani çok Evet. titizim bu Yok, ben cevap konularda. veriyorum. Evet, sen çok hassassın. Safra kesesi olmayanlar da yapabilir ama onlar yumurtayı geri tanıtırken belki daha dikkatli olabilirler. Yağ konusunda belki daha dikkatli olabilirler. Şimdi bir de eliminasyonda kilo verilir mi, verilmez mi? Kilo veren, vermek istemeyenlerin eliminasyonu diyelim. Şimdi eliminasyon Çoğunlukla aslında çünkü bir kilo kilo. vermek için olduğu düşünülüyor. Evet, ama ben hiç böyle yaklaşmaktan hiç, yani hiç haz etmiyorum. Yani bir kilo alma verme programı değil, bedeni dengeye getirme programı. Beden dengede olunca zaten kilo alması gerekiyorsa alıyor, vermesi gerekiyorsa da veriyor yani. Hani siz eğer bedeni doğru materyallerle ve yaşam biçimiyle buluşturursanız o dengede yapması gerekeni yapıyor. Ama genelde bir kilo kaybı oluyor. Çünkü neden? Çok toksin uzaklaştığı için vücuttan ve bir kere çok ödem gidiyor. Karbonhidrat çok ödem yapan bir şey, çok su tutan bir şey. Bir kere oradan bir ödem atılıyor ve toksin salınımı olduğu için, toksinler de yağda biriktiği için kilo veriliyor. Bazı kişilerde hani kilo almak istiyordum ben ya da vermek istemiyordum, verdim gibi durumlar da olabiliyor. O kişiler yağ miktarını, sağlıklı yağ miktarını arttırabilirler mesela. Bence onlar şanslılar yani. Hani kuru yemişleri, işte zeytinyağını, cevizi, bademi biraz daha fazla yiyebilirler bu süreç içerisinde. Peki öğün olarak daha fazla yiyebilirler mi? Yani hani o konuda da mesela ben çok sürdürülebilir bulmuyorum. Sadece ben değil yani, hani bilim de onu söylüyor, işte 6 öğün, 8 öğün falan gibi. Yani hani nasıl ihtiyaç hissediyorlarsa, ben böyle hangi öğün yapıyorlarsa her şeyi orada yiyip bitirme taraftarıyım. Çünkü o da, ağzımıza attığımız her lokma vücudumuza büyük bir insülin salgılanıyor. Bir stres, bir yük oluyor vücuda. Güzel, büyük, geniş öğünler yapsınlar. Burada hani bu bir kalori sayma programı da değil. Acıkınca yiyeceğiz, doyunca bırakacağız. Hani ölçümüz de bu olacak. Ara öğün yapmam lazım, İşte açlığı biraz daha iteleyim falan gibi değil. Bedenimizle dost, arkadaş bir şekilde. Belki bazı günler sık yemeğe ihtiyaç duyacağız hocam. Yani öyle bir şey de olabilir Doğru yani. doğru. Mesela Hani o regl gün... öncesi benim canım böyle çok tatlı çeker ve Aynen birçok yani. kadının aynı durumda olduğunu biliyorum. Ama onun Aynen. dışında pek de canım Aynen. istemez. Aynen. O gün çok streslisinizdir, uykusuz kalmışsınızdır, bebeğiniz vardır, çok hareket etmişsinizdir, öğün atlamışsınızdır. Yani hani bazı günler 6 öğün yenilebilir yani. O yüzden ben bedenle diyorum. Evet. Bir tane katılımcı günde bir öğün yiyordu. Yani ben doyuyorum ve hani eskiden çok yerdim, şimdi hani bir öğün, bir İhtiyaç değil. tuhaflık mı var? Yani demek ki okey, yetiyor yani sana. Bir öğün yetiyor. Kimine 2 öğün yeter. Hiç öyle zorlamalara, kısıtlamalara, bilmem nelere gerek yok. Bizim ölçümüz o. Acıktığımızda yiyoruz, doyunca bırakıyoruz. Ama hani bu yemeklerde böyle güzel öğünler şeklinde yani. Böyle geçiştirmek olarak değil, Değil. mümkün olduğunca tabii ki yani. Hani ben böyle ideallerden bahsediyorum biraz. Yoksa tabii ki bazen geçiştirmek zorunda kaldığımız günler de olacak. Gece bir de kalkıp canımızın bir şey çektiği zaman da olacak. Hepimiz düşüyoruz oralara yani. Mükemmelim peşinde değiliz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz sadece. Dünden bir adım daha ileride olmaya çalışıyoruz. Yani çok güzel özetledin. Peki şimdi burada ilginç bir soru var. Ha, bu arada kabızlık olabiliyor Evet, eliminasyon olabiliyor. sırasında. Orada da belki karnıyarık otu, psyllium gibi destekler olabilir. Lif artırılabilir. Manezyum orada da yararlı olabilir. Ama en çok hareket etmesi lazım Evet, bir de insanların. çok su içmek gerekiyor. Özellikle yani hani Evet. tüm eliminasyon programında, ama özellikle ilk hafta gerçekten çok iyi, düzenli bir şekilde su tüketmek gerekiyor. Evet, kesinlikle.
Bir de şeyler gelmiş. Yani Hashimoto gibi, Sedef gibi, ülseratif kolit gibi, vitiligo gibi otoimmün hastalıklar gelmiş. Aslında bunların isimleri birbirinden farklı ama oluşma süreçleri birbirine çok benziyor. Yani bağırsaktaki hasar aslında. Orada da yine 4T protokolü hepsi için. Bu da 1T, yani ilk arınma aşaması, yani eliminasyon. Aynı şekilde burada ben MS hastalarına belki şöyle bir ipucu verebilirim. Fransa'da yapılmış 3000 hastalık bir seri var. Orada diyor ki MS hastaları çeneli hayvan ürünü yemesin. Ancak çok küçük balıklar yenilebilir. Çünkü neden? MS'teki sorun miyelin kılıfı bir saldırı olduğu için ve hayvansal proteinle de aldığımız şeylerden bir tanesi sinirlerin etrafındaki miyelin zar olduğu için bunu da yine bir antijenmiş gibi değerlendirmişler. Yani glutensiz vegan bir hayat MS hastaları için daha uygun görünüyor bilimsel olarak. Bunu herkes kendinde test edip bakabilir. Öyle bir tavsiyem olabilir. Bir de Hashimoto'da belki şunu söyleyebiliriz. Gluten özellikle çok kritik. Çünkü tiroidin dokusu glutenin yapısına çok benzediği Çok için benziyor. dışarıdan aldığımız gluteni bir antijen, hani bir mikrop gibi algıladığında otoimmün hastalıklarda ona benzeyen her şeye saldırıyor. Dolayısıyla tiroide de saldırmış oluyor. Hashimoto'da da gluten özellikle şey, yani bir çölyak kadar, belki hastası kadar dikkatli olmaya gerek olmayabilir ama Hashimoto'da gluteni çok dikkat etmesi gereken bir şey. İsimlere bakmıyoruz yani, aslında hastalık isimlerine bakmıyoruz eliminasyonda. Hepsi için faydalı, herkes yapabilir. Bir histamin intoleransı kaldı ama sen bir şey söyleyecektin, ben orayı kesmiş oldum. Aa, ne diyecektim bilmiyordum. Şey hatırlamıyorum şu an. Hani işte Hatırlarsam sibo söylerim. demiştik, kandida demiştik. Özel durumlardan bir de histamin intoleransı var demiştik Evet, sen. bir de histamin intoleransı var. Yani hani ben tabii geneli seslendiğim için hocam 2700 kişi oldu şu an grup. Hani kişiselleştirilmiş eliminasyon programı yapmıyorum ama dediğim gibi gıda günlüğü tutarak işte histamin tetikleyen, azaltan, çoğaltan gıda listelerini zaten bulabilirler internetten. Hani bunlara ek olarak bir sürü başka bir şeyler de eklemeleri, çıkarmaları gerekebilir histamin intoleransı olan kişilerin. O Doğru. listelere Zaten bakacaklar hani grup evet, hep motivasyonuyla. şey yapıyoruz. Peki o zaman çok da vaktini de almak istemiyorum. Bir saati de geçtik. Sonradan takipçilerimizin izlemesi için de uzun videolar çok kolay olmuyor. Senin çok güzel olan sosyal sorumluluk projenden biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü çok özel bir şey yapıyorsun. Anlatır mısın bu yaptığın çalışmayı? Bütünün faydası için. Harika bir fikir. Teşekkür ederim. Beni de çok heyecanlandırıyor. İlk defa yapıyorum. Yani hani daha önceden sembolik bir ücretle yapmıştım. Yine bayağı çok geniş katılım olmuştu. Ama sonra dedim ki yani hani isteyen bağış yapsın, isteyen de ücretsiz katılabilsin diye Telegram grubu kurdum bir tane. Haftada bir Zoom toplantıları yaparak oradan hem soru cevap hem de atölyeler yapıyorum. İşte nasıl fonksiyonel tabaklar hazırlayabiliriz? Geri tanıtım süreci nasıl olacak? Nasıl toksinlerden arınmanın doğal yolları nelerdir konulu. Her hafta bir atölye konumuz var. Soru cevaplarımız var. Yine açık eliminasyon bu. Herkese açık. Sorularını bana Instagram'dan son posta altına yapıyorlar. Ben çok sorulan, merak edilen konuları yine posta haline getiriyorum. Böyle kocaman bir grup olduk. Yani Beni 2500 destek... kişiyi nasıl yöneteceksin diye ben de Ben aslında de çok merak merak ediyorum. ediyorum ama bence çok tatlı insanlar geldiler. Şu an mesela hani yazışmaya da açık ama herkes böyle çok saygı çerçevesinde, çok düzgün bir şekilde. Zaten benim takipçilerim yani hani gerçekten çok düzgün insanlar. Onlar geldiler zaten yani. Hani ailenin bir parçasıydılar zaten. Ve hani bana bu çok iyi geldi ve bu bilgilerin ben on binler
10.000 kişiyle falan yapmak istiyorum yani bu grubu. Hadi inşallah, bakalım, inşallah öyle bir şey olur. Çünkü sadece benim sağlıklı olmam yetmez yani. Hani bizim sağlıklı bir toplum olmamız için toplumun sağlıklı, herkesin sağlıklı olması gerekiyor. O zaman mutlu olabileceğiz yani. Hani ben sağlıklıyım, annem sağlıksız, çok da hoş bir durum değil bu. Ya da arkadaşımın doğru sağlığı yerinde değil. Çok iyi, güzel bir şey değil bu. Hepimiz sağlıklı olalım. Bu bilgilere herkes erişsin. Herkesin artık şu kafasından bir bitsin artık, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne yenilir, ne içilir konusu bir kapansın artık. Yani ABC'si bu. Herkes öğrensin, olabildiğince öğrenebilecek herkes öğrensin. Bu yola girmek isteyen herkes için böyle bir oluşum yaratmak istedim. İnşallah da başarılı olurum. Eğer olursa da yılda 3 kere bu programları yapmayı düşünüyorum. Bana sponsor olmak isteyen markalar çıktı bu arada. Hepsi de böyle çok düzgün harika markalar. Evet, onlar hani çünkü ben de desteklenirsem daha çok yapabilirim böyle şeyler. Daha kalabalıklara, daha çok insana ulaşırım. Böyle büyüdük, bakalım ne olacak yani. Ben harika, de böyle 1.000 kişi falan gelir emekliğine diyordum ama bu kadarını ben de 2500 beklemiyordum. kişi, evet. Peki bağışı nereye yapacaklar? Sen bir yer gösteriyor musun yoksa Evet, benim profilimde hem ücretsiz katılabilecekleri link var ya da isterlerse 175 lira KDV dahil böyle sembolik bir ücret belirledim. Zaten hani onun da faturalandırılıyor o. Yani hani bir kısmı vergiye gidiyor, bir kısmı da benim bu sistemi döndürmem için bir destek oluyor bana. Harika. Emeklerine sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Vakit ayırdın. Güzel bilgilerinden yine cömertçe bizi faydalandırdın. Belki sorularına cevap olamadığımız, vakit kısıtlılığından kişiler vardır. Belki yeni sorular vardır. Bu canlı yayın duyurusunun altına yaparsanız ya da canlı yayına yaparsanız Özlem de ben de cevap veririz mutlaka. Herkese katılım için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sana yine çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.